üniversitemizin Köyceğiz Külliyesi'nde öğrencilerimizin ibadet ihtiyacı için ciddi bir sıkıntı yaşadığımız zaman diliminde Meram Belediye Başkanımızın kendisine gelen bir hayırsever başvurusunu bize iletmesiyle başlayan 2015'ten beri hazırlık süreci devam eden bir hayırlı hizmetin bugün temel atma töreninde bir aradayız. Camimiz 12 bin metrekare alan üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip, aynı anda 15 bin kişinin namaz kılabileceği büyük bir eser olacaktır. Rahmetli annem Zeliha Akpınar ismini verdiğimiz böylesi bir eser, yüksek bir konumda şehre hakim ve Konya'mızın en büyük camisi olacak bir projedir. Hazreti Peygamber kim bir mescit yaparsa Allah onun için o mescidin bir mislini cennette yapıp hazırlar buyurmuştur. Bu caminin yapılışına vesile olan başta hayırsever iş adamlarımızdan Sayın Kemal Akpınar Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Merhum eşleri Zeliha Hanımefendi'nin amel defterinin kapanmaması adına böyle bir eser yaptıracak olması her türlü takdirin üzerindedir. İslam şehirleri cami merkezli olarak kurulurlar. İslam şehirlerinde bütün yollar camilere çıkar. Cami şehrin kalbidir, can damarıdır. Gerçekten de tarihimizde camilerimiz bir üniversite gibi o külliye ruhuyla insanlığa hizmet etmiştir. Burası camia, üniversite, bütün bilim dallarını içinde toplayan, cem eden camia. Ve burası da cami, camide toplayan, bütün cemaati hiçbir ayrım yapmadan milletimizi içinde toplayan cami. Ne kadar güzel, birbiriyle mütenasip. Ama baktığımızda ne yazık ki bu felsefeyi, bu anlayışı İslam dünyasında göremiyoruz, müşahede edemiyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında Allah'ın evlerini yıkma konusunda terör eylemleri ortaya koyanları hep beraber görüyoruz. Afganistan'da camiler bombalanıyor, intihar komandoları camilerde kendilerini patlatıyorlar. Hem Allah'ın evi yıkılıyor, hem pek çok insan hayatını kaybediyor. Irak'ta buna şahit olduk. Suriye'de buna şahit olduk. İşte dün de Mısır'da buna şahit olduk. Bunu yapanlar Mısır'daki camide ve Türkiye'deki diğer yerlerdeki camilerde kendilerini patlatanlar, bunlar, bu saldırıyı gerçekleştirenler Allah'ın düşmanıdır. İslam'ın düşmanıdır. Dinin düşmanıdır, Kur'an'ın düşmanıdır, Peygamber Efendimiz'in düşmanıdır, insanlığın düşmanıdır. Çünkü bütün dinlerde mabetler masumdur, dokunulmazdır. Bizim dinimizde de mabetler dokunulmazdır. Ama maalesef İslam'ı istismar eden bazı terör örgütleri hem de İslam adını kullanmak suretiyle Allah'a, Resulüne ve Allah'ın yeryüzündeki evlerine karşı saldırı içerisindedirler. Bunları şiddetle, nefretle bir kez daha kınıyoruz. İnna evvel beytin zi'alin nasile hayırlı uğurlu eyle. Takva üzere inşa edilen, tesis edilen bir cami olmayı Bilad-ı İslam'a huzur, emniyet ve güven ihsan eyle.